Merhabalar herkese. Ben psikolog Seda Nur Güzelce. Bugün konumuz MOXO dikkat testi. MOXO dikkati ölçme testi çocuk ve yetişkinler için geliştirilmiş olmanın yanı sıra bilgisayar üzerinden yapılan ve dikkat eksikliği, hiperaktivite bozukluğu tanısını koymaya yardımcı. Görsel ve işitsel çeldiricilerin olduğu bir test dikkat eksikliği, dürtüsellik ve hiperaktivite boyutunu ölçer. Çocuklarda 15, yetişkinlerde ise 18 dakika sürer. Bizlere objektif ve somut bir sonuç verir. Aynı zamanda sonuçları çok hızlı bir şekilde görebilmekteyiz. Kişinin yaş ve cinsiyetine göre dikkat profilini verir. Tedavi öncesi ve sonrası karşılaştırma içinde uygulanma sonrasındaki farklar objektif olarak karşımıza çıkar. Testin güvenilirliği yaklaşık olarak %90'a tekabül etmekte. Bu kimlere uygulanırsa başarılı olunur. İstemesi ve çaba göstermesine rağmen derslerde başarılı olamayan, sık sık kaybolma ve yaralanmaya maruz kalan, sınavlarda ya da günlük hayatında zamanlama konusunda problem yaşayan, yani sınavı hiçbir zaman yetiştiremeyen, evden de her zaman çok geç çıkmak zorunda kalan kişileri kapsıyor, işleri sıraya koymakta zorlanabilen, programlı çalışamayan, olaylara çok ani ve yüksek tepki verebilen, yoğun olarak yetişkinlikte bunu nasıl görüyoruz? Çok sık bir şekilde iş ya da sevgili değiştirebilen, çabuk unutabilen ve sık sık trafik kazası yapabilen kişiler. Çocuk, ergen ve yetişkinlerde doğru tanı ve doğru tedavi uygulama kısmında büyük iyileşme ve gelişme yol kat edebildiğimiz. Çünkü tanı doğru olmadığı takdirde tedavi de bununla doğru orantılıdır. MOXO'nun böyle de bir avantajı vardır. Peki bu test nasıl uygulanır? Ekrana hedef ve hedef olmayan uyaranlar çıkar. Kişinin hedef uyaranı gördüğü zaman bir kere bir tuşa basması beklenir. Dikkati, zamanlamayı, dürtüselliği ve hiperaktivite olmak üzere 4 boyutu bu şekilde ölçer. Çeldiricilerin türüne göre 8 farklı seviyeden oluşur. Bu durum bizim aynı zamanda nasıl işimize yarıyor? Kişinin dikkat eksikliği var olan organik bir şeyden mi kaynaklanıyor? Yoksa kişinin anksiyete ve kaygısına bağlı duygu durum bozukluğundan kaynaklı mı bir dikkat eksikliği yaşıyor? Bunu ayırt etmemize de yardımcı olmakta.